Evet. Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Kasım 2023 ve e, Antalya'da yeni sezona başladık. E, kış sezonu artık tabi otomatikman. Evet. E, Antalya ile ilgili görüşlerimizi hemen bildirelim arkadaşlar size. E, kum ve sentetik kum olarak ikiye ayrılıyor Ankara e, Hipodromu. Adana için de premium üyelere ait olan videomuza direkt kum koşulları başladı orada da. Ee, evet Adana için premium üyelik gerekirken Antalya yayınımız burada açık oluyor. Birinci koşu 18.30'da akşam koşuları bunlar. Handikap 16. 4 yukarı Araplar 1600 metreye çıkacaklar. Yedili plase tabii ki burada söz konusu olan. 4 motor turbo dizel ve de tabii işte e, arkadaşlar. Yani yedili plase için e, turbo dizelin ilk ikiden düşen düşünmüyoruz açıkçası. Yedili plase oynananlar için banko olabilir. E, evet, bu safkana rakip noktasında 5 numaralı Kılıç Aslı, Fatih Rüsten Bebek ve 6 numaralı Çivici Velat Demir. Fatih Rüsten Bebek, Antalya'da çok başarılı, hatırlatırım size. Geçen sene bayağı iyiydi. Ee, bakalım bu sene nasıl bir şey olacak göreceğiz. Yani gelip olur rüzgarı da bunların arkasına alır ama şu anda bu kadar yeterli arkadaşlar. 4 saatte e, yedili plase için bize göre banko olacak. Bir yedili plase bazında baktığımız zaman bir safkan. Şimdi altın gayeni başlatıyoruz ikinci koşuyla beraber. Saat 19'da handikap 16 3 yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Sentetik kum. Bol bol atacağız. Kalabalık tutacağız burayı. 5 numaralı Nail oğlum. Caner Tepe ile 6 numaralı Beroş Burak Akçay, 2 numaralı Solido Hermanos Fatih Sultan Mehmet Sansar, 1 numaralı Atlıkaya Sadık Altay <laughs> kesinlikle iman edilmemesi lazım. 4 numaralı Surprise Storm Ali Yıldız ve 8 numaralı Sky of Thunder İsmail Dinar Evet. 5-6-2-1-4-8 Yalnız bu ayakla işimiz bitmedi. E, bu ayakla işimiz bitmedi arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bakalım e, burada e, başka neler olur. E, onun son dakika şablonlarımıza e, bakacağız. 6 atla. Şimdilik 6 at var orada. Kesin yazmamız gereken atlar onlar. 3. kuş şartlı 4 3 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Alternatif bankomuz var burada. 8 numaralı Çetin Şah Akın ne? alternatif banko Son çalışmasında Antalya'da yaptı bu safkan e, Çetin Şah. Akın Sözen'le şanslı olduğunu düşünüyoruz. 2 numaralı Kutatku e, Uğur Temur. 5 numaralı Nihavend Kadir Tokaçoğlu. 7 numaralı Asaf Baba Ercan Çankaya. Ve 3 numaralı Namütenahi Cemal Paso. 8 alternatif banko 2-5-7-3 diyoruz arkadaşlar. 2, 5, 7, 3. Evet, dördüncü kuşa geldik. Kısa vadeli 4 ve yukarı aşağı, Araplar 2200 metre çıkacaklar. Mesela normal kum pistiyiz Antalya'da. Antalya'nın kumlarını, geçen Antalya'nın kum pek yok ee, taşı var ama ee, olsun. Yine de o taşlı ne zaman en son girmiştim orada bayağı oldu e, şeyde o Konya altı. Küçük küçük taşlar. 5 ee, numaralı Can Seklevi, Fatih Rüstem Bebek ve ikatımız. 4 numaralı Baba Harip ve de Ve 3 numaralı Çelik Kalkan, Hakkın Sözen. Şimdi bu 5-4-3 kesinlikle yazılması lazım. Yalnız bu ayaklarda işimiz bitmedi onu söyleyeyim size. 5-4-3'ün ee, dışında kolay, kolay çıkmaması lazım ama yine de e, bu pist değişikliği yani pis derken e, koşu yeri değişikliği arkadaşlar Antalya. Uzun bir aradan sonra e, bu safkanlar o nemli ortama yeni geliyor. Ee, bakalım bu nemli ortamda bazı atların ters reaksiyon gösterme ihtimalini görüyoruz biz. Ee, buradaki e, sürprizimiz de 8 numaralı Selda Hanım olur. Ee, dikkat etmek lazım. Selda Hanım burada ters bir koşu çıkartabilir. Antalya tecrübesi olan bir safkan bu. Bakın 2100 metrede Velat Demir'le Antalya'da birinci olan bir safkan. Yani bu pisti seviyor bu safkan. Bu, onu gösteriyor bize. O yüzden buraya yer olanlar için 8 numaralı da her ne kadar böyle bu grubun böyle e, zayıf halkası gibi gözükse de e, Serda Hanım burada 55,5 kiloyla 2200 metre. Tam sevdiği mesafeler bunlar. E, gerekli e, atraksiyonu, performansı gösterebilir ve birinci de olabilir. 5-4-3 artı 8 dedik buraya. Beşinci kuşu kısa vade 8 dişi, 3 yukarı İngilizler ve 1400 metreye çıkacaklar. Burada e, Seba e, Saadettin Boyrast Arkadaşlar banko. Saadettin Boyraz banko evet. Gürtine biniyor Saadettin Boyraz. Banko artık getirir yani diye düşünüyoruz. E, Gürtini. E, burada ve günün ilk bankosu olarak sizlere takdim ediyoruz arkadaşlar. 6. koşu şartlı 5-3 çıkar İngilizler. E, 1400 metre senteteye çıkacaklar. 6 numaralı Samurai Kaiki. Kadir Tokaçoğlu ile banko arkadaşlar. Evet, sonuç olarak güzel bir koşu bekliyor. Sentetik ve çim çok fazla arada büyük bir fark yok. Yani kum ve çim gibi değil. Sentetik e, kum çim performansına uygun olan atlar için daha uygun biliyorsunuz. E, hani bilmiyorsunuz söyleyeyim. Burada 6 numarayı direkt bank olarak sizlere takdim ediyoruz arkadaşlar ve son koşu, 7. koşu. Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkıyorlar. Evet, burada da e, 3 numaralı Mind the Devil velada bir işte banko arkadaşlar. Mind the devil. Burada banko diyoruz. Yani arka arka üç tane bankomuz var. E, i̇ki tane de pardon bir tane alternatif bankomuz var arkadaşlar. Bir tanesi birinci koşudaydı. 3. koşuda sekiz numara alternatif banko. 5, altı ve yedinci koşularda iki, altı ve üç numara sapkanlar sırasıyla bank e, banko olmuş oluyor. Evet e, böylece küçük bir şablon burada çıkmış oluyor karşımıza. E, tabii ki e, Adana'da da e, güzel bir e, şablonumuz var. Orada da iki tane banko, iki tane alternatif bankomuz var arkadaşlar. E, tüm bu buradaki e, bu videolarımıza ulaşım Premium Star üyelik alarak gerçekleştirebilirsiniz. YouTube'da giriyorsunuz, katıl butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Orada Premium Star'a geliyorsunuz. Premium Star'ı alıyorsunuz. 20... E, 1 Kasım itibaren, 2023 1 Kasım itibaren premium star üyeliğimiz başladı. E, gündüz her gün 12 ile 1 arasında son dakika premium şablonlarımızı e, sizlere en doğru e, şablonları veriyoruz. E, yani burada premium star üyelerimiz de bu açık elimiz tabii ki izliyorlar onları şu anda. Yani onların e, gayet mutlu olduğunu da size söyleyebilirim. E, kimsenin herhangi bir para kaybettiği de yok. Arkadaşlar sadece verdiğimiz altları uyguluyorlar diyoruz. Evet Antalya ile ilgili videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Herkese güzel bir Antalya sezonu diliyorum. Bu arada Gökhan Kocakaya da Amerika'da da başarılar diliyoruz. Tabii şimdi Gökhan Kocakaya çok fazla gitti. Amerika'ya gitti, Almanya'ya gitti, Fransa'ya gitti, yurt dışına gittiği için oradaki Jokelerin hayatları yani nasıl bir ortamda yaşadıkları nasıl para attığı gördü. otomatikman tabi bal tutan parmağını yalar misali. Başarılar görüyorum ben. Yalnız tabii oralarda yaşamak zordur. Yani Türkiye gibi değil. Bakalım inşallah tutunur arkadaşlar. Diyoruz. Kazansız belasız izleyelim burada da. Gurur duyuyoruz. Herkese güzel bir ee, yarış günü diyorum ben, salı günü itibariyle. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.